İyiyim valla. Geldik eğlenmeye. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir akşam buluyorum. Evet, güzel bir akşam. 13. bölümü artık bitiriyoruz. Ve onu kutlamaya geldik. Bildiğiniz üzere iyi rakamlar geliyor diziyle evet. Alakalı da. O da bizi motive ediyor bir yandan. Bunu kutlayalım dedik ekip olarak. İyiyiz, mutluyuz şu an. Çok başarılı bir kadroyla çalışıyorsunuz. Çok kısa zamanda çok güzel yerlere geldi. Reytinglerde neredeyse birinciye. Bu öyle bir iş zaten. Yani doğru orantılı ilerliyor. Ekip çok iyi. Birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes olabildiğince işini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar bence geçiyor izleyiciye ve rakamlar da o şekilde orantılı geliyor diye düşünüyorum. Bir de değişik bir iş yaptık tabii. O da insanlara farklı bir şekilde geçti. O yüzden biz çok mutluyuz. Bunun devamının gelmesini istiyoruz. Başarımızın sırrı sadece ekip. Yani tabii ki çoğunluğu ekip. Yani seyirci çok güzel geçirdik hatta. Yani çok konuşuyoruz. Nerede de görürüz. Evet. Yani bunun sebebi ekip değil sadece. Yani bence ekip. Sizin yani güzel bir oyunculuk, oyuncu kadrosu var. Yani tabii ki onu bize hazırlayan bir ekip var. Bizim o olmamızı hazırlayan bir ekip var. O yüzden onlar olmasa biz de olmazdık diye düşünüyorum. Bu bir ekip çalışması. Birinden biri olmazsa mutlaka zincirleme bir yanlış oluşmaya başlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yine söylüyorum ekibimiz olmazsa biz de olmayız. Türkiye'nin önemli jönlerinden birisiniz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Jön Fransızca genç yakışıklı anlamına geliyor ama yani burada ne anlama geliyor bilmiyorum şu an. Ülkemizde de Can Yaman bu aralar çok popüler. Onun... Hiç tanımıyorum. Yani bir merhaban bile yok. Onun hayran kitlesi var. 2000 kişi yurt dışına çıktığı zaman 2000 kişi karşılıyor. Yani bu samimi evet. 2000 kişi normalde yani yurt dışında. Yani neden mutlu olur bir insan onu bilemem. O yüzden mutlu olduğumuz biçimde yaşayalım isterim. O da o şekilde mutlu diye düşünüyorum. Ve o şekilde yaşamaya devam edebilir. Hiç bilmiyorum kendisini gerçekten. Merhaban bile yok. O yüzden bir yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. Eğlenmeye geldik ve oyunculuk yapıyoruz ve bir şekilde bir reaksiyon alıyoruz. O reaksiyondan da çok mutluyuz şu an sadece, o kadar. Sadece oyunculuk demedim bu arada yeni şarkımız var. Evet, evet çok teşekkür ederim. Gelen tepkiler çok iyi. Müzik benim için uzun yıllardan beri var ama tabii ki oyunculuk birinci planda her zaman. Ancak yeni bir şarkı çıktı işte Yangın Yeri. Güzel tepkiler alıyorum. Devamı da gelecek. En azından dizinin dışında bir şeyler üretiyorken kendimi iyi hissediyorum. Bu dalda benim için müzik o yüzden olmaya devam edecek. Peki müzik ileride oyunculuğun önüne geçer mi? Asla. Evimizde stüdyo. Evimde de var, normal stüdyom da var. Göksu Evlerinde, Anadolu Hisarı'nda. Orada sürekli devam ediyoruz. Kaleminize güvenir misiniz? Kendi besinizi yaparsınız. Ya ben ne hissediyorsam, ne yaşıyorsam onu yazıyorum. Bunun güvenilirliği göreceli bir şekilde bence. Ama hissettiklerimi yazmak beni mutlu ediyor diyebilirim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Sen iyisin. Teşekkür ederim. Güzel bir akşam. Güzel evet. Neler söylemek istersin? Sonunda buluştuk. Yani bayağıdır bugünü bekliyorduk. Buluştuk hep beraber. Bütün ekip 7'den 70'e buradayız valla. Güzel bir ekip çalışması var. Evet. Seyirci çok güzel geçti reytinglerde de. Ne güzel. Çok mutlu ediyor işte bizi bu ya. Acayip mutlu ediyor yani. Bunun böyle olacağını tahmin ediyor muyduk dersen? Evet. Ediyordum açıkçası. Ya senaryo kurduğumuzda bu. Evet evet. Bu kadar olacağını. Valla etki yaratacağını çok şey yapıyordum ya. Çok hissediyordum yani. Peki çekimler nasıl geçiyor? Çekimler yorucu oluyor mu? Takıldığınız yerler oluyor mu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Doktor oynuyorsun. Bir sürü bilmediğin terim var. Acayip derecede zorlandığımız yerler var. Ama üstesinden geliyoruz. Her geçen gün biraz daha iyiyiz. Sosyal medyada özellikle isminiz çok geçiyor. Siz hastalığı buluyorsunuz ama tedaviye katılamıyorsunuz. Sosyal medyada. Evet. Bu aralar öyle. Peki ileride görecek misiniz yani? Hep böyle mi olacaksınız? Nasıl yani? Yani siz tabii... Hastalığı buluyorsun ama ameliyata katılamıyorsunuz ya. Sosyal bilmiyorum. Medyada. Bunları bana değil. Bunları başkalarına sor. Senaryoda ilerleyen zamanlarda farklı bir şeyler gelecek. Valla hiç fikrim yok ya. Olsa söylerim biliyorsun. Canlandırdığınız rol de çok konuşuluyor. Evet. Nasıl hazırlandınız buna? Çok zor. Onu daha önce çok kere söyledim ben. Evet. Zor bir süreçti. Hani işe başladığınca bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum ama o çocuklarla tanışınca çok zorlandım açıkçası. Yani sırtımda bir yük olmaya başladı. Çünkü
hem onlara hem ailelerine hem komşularına hem bir sürü şey yani. Tereddüt ettiniz mi? Yalan söylememem gerekiyordu. Tereddüt ettiniz olmadı peki? Yapamam bir daha. Yok olmadı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Set dışında birbirimizi görmek de mümkünmüş. Zaten bir sette de eğleniyorduk. Burada da eğlenmeye devam edeceğiz. Normalde buluşamıyorsunuz. Orada fazlaca vakit geçiriyoruz. O yüzden herhalde ekstra bir ihtiyaç duymadık ama şimdi gelince ihtiyacımız varmış dedik yani. Güzel oldu böyle de inşallah. Vallahi çok mutluyuz sonunda. Hakikaten bir gece birlikte eğleneceğiz ve bunu kutlayacağız çünkü. İlk defa yapıyoruz böyle bir şeyi ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet, evet, evet. Bu rekor bunu hak etmişti diye düşünüyorum. Çok mutluyum. Bütün ekip içeride bizi bekliyor. Çok mutluyuz. Hep beraberiz. Burada da beraber olmak çok güzel. Eğleneceğiz bakalım. Vallahi biz ne zaman Temmuz'dan bu yana çalışıyoruz bütün ekip. Çok da herkes emek veriyor ve yoğunca çalışıyor. Bu akşam artık eğlenme sırası geldi. Hep birlikte eğleneceğiz inşallah. Evet. Geldi bana sıra. Bir sıra daha kaybedeceğiz. Herkes duygu ve düşünceleri. Evet, güzel bir akşam neler söylemek istersiniz? Valla biz kendi aramızda da her fırsatta eğleniyoruz aslında. Evet. Sette, yolda. Doğru. Ama bunu aslında biraz daha şık eğlenelim bari gecesi oldu aslında bu. Birbirimizi çok seviyoruz, çok keyifliyiz. İş de çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Anladığımız kadarıyla çok güzel bir aile olmuşsunuz. Evet evet ama bu böyle laf olsun diye aileden değil. Gerçekten öyle gerçekten oldu. Öyle. Çok iyi arkadaş olduk. Çok güzel. Ne söylemek istersiniz? Ne biz kopuyoruz? Ya, herkes gidiyor böyle. Evet güzel bir akşam. Güzel bir işimiz var. Çok mutluyuz. Güzel de bir başarı yakaladık. Bu akşam onu kutlamak için hep birlikte geldik. Değil mi Hayalciğim? Evet. Değil mi canım? Merhaba. Neler söylemek istersiniz güzel bir akşam? Yani 13 bölüm boyunca hep beraber eğlendik. Türk halkıyla beraber de eğlendiğimizi düşünüyoruz. Bu gece artık bu başarımızı kutlamanın ve hep beraber başarımızın tadını çıkarmanın, keyfini çıkarmanın vakti geldi. Bu da bizim gecemiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.